Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. ENES'i Fizik'te YT yayınlarındayız. Bugün doğrusal hareket test 2'deyiz. Son testimiz doğrusal hareketle ilgili. Birinci sorumuz, yatay düzlemde bulunan şekildeki koşu yolunda yürüyüşe çıkan Emine teyze 5 saniyede A noktasından B noktasına, orada da 5 saniyede C noktasına gelmektedir. Ortalama sürati ve ortalama hızı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi ortalama sürat dediğimizde alınan toplam yol bölü zaman. Peki ne kadar alınan toplam yol? Buradan 40 gitti. Dikkat. Buradan da 30 gitti. Toplam 70 gitti. O zaman 70 bölü ne kadar sürede gitti? 5, 5, 10. 70 bölü 10'dan 7. Zaten bir tane şıkkımız var. C seçeneği olduğunu işaretleyebiliriz. Diğerini de yapalım. Hız dediğimiz ne? Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirmemiz A ile C arasındaki en kısa mesafe. Burası 40, burası 30 ise yer değiştirmemiz ne olacak? 3, 4, 5 üçgeninden 50. Yani yer değiştirme bölü zamandan bu da ne çıkacak arkadaşlar? 5. Zaten bulmuştuk C seçeneğini. İkinci sorumuz. Doğrusal bir yolda ve birbirine paralel bir yolda ilerleyen x-y araçlarının boyları ve süratleri şekilde verilmiş. Ve aralarındaki mesafe 72 metre olduğuna göre şekildeki konumları geçtikten sonra hangileri doğrudur diye soruyor. 4 saniyede karşılaşırlar. Karşılaşma dediğinde arabaların ön uçları arasındaki mesafe, yani 72 eşittir. Birbirlerine doğru gittikleri için arabaların hızları toplamı 12 artı 6 18 çarpı t bana karşılaşma sürelerini verir. Buradan da t'miz kaç çıkar? 4 çıkar. Birinci öncülümüz doğru. 5 saniye sonra birbirlerini tamamen geçmekte. Tamamen geçme dediğinde de şu arka uçlarını alıyorum. Yani şurası mesafe, x mesafesi olarak. Orası da ne yapıyor? 72 artı 9 artı 9 ne yaptı? 90 yaptı arkadaşlar. Yani 90 eşittir 18 çarpı t. Buradan da t'miz kaç çıkar? 5 çıkar. Bu da doğru. 6 saniye sonra araçlar birbirinden uzaklaşmaya başladılar. Artık birbirlerini geçtiklerine göre tamamen geçtiler. Ne yapacaklar ondan sonra? Artık zıt yönlerde hareket ettikleri için birbirini tamamen geçtiler ve uzaklaşmaya başladılar. Yani E seçeneğimiz doğru oldu. Üçüncü sorumuz. Doğrusal bir yolda ilerlemekte olan cisim hız zaman grafiği verilmiş. Yer değiştirmesi kaç metredir diyor? 0,5 saniyede. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi. O zaman altında kalan alana bakıyorum. 20 çarpı 2'den burası 40. Burası 3 çarpı 10'dan eksi 30. O zaman 40 eksi 30'dan yer değiştirmem kaç oldu? 10 oldu. Yani E seçeneği oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Yatay düzlemdeki R yarıçaplı dairesel pistte hareket sabit süratle hareket eden AB araçları bir turlarını sırasıyla 8 ve 16 saniyede tamamlamakta. Şekildeki konumdan aynı anda verilen yönlerde hareket eden araçların 4 saniye sonundaki yer değiştirmelerini soruyor. Şimdi A 8 saniyede tamamlıyorsa 4 saniyede A buraya gelirken B 16 saniyede tamamlıyorsa arkadaşlar 16 saniyede tamamlıyorsa 4 4 4'ten yani B buraya gelecek demek ki 16 saniye 4 saniyede buraya gelecek. O zaman A ile B'nin nelerini soruyor bana? Yer değiştirmeleri arasındaki oran. Bunun yer değiştirmesine baktığımızda 2R. Bunun yer değiştirmesine baktığımızda da R kök 2. Yani 2 bölü kök 2. Şıklarda bu olmadığına göre kök 2 ile genişletelim. O da ne yapar? Kök 2, kök 2 bölü 2'den ikiler sadeleşir ve geriye 2 seçeneği, kök 2 seçeneğimiz kalır. C seçeneği. Beşinci sorumuz. Şekilde doğrusal bir yolda ilerlemekte olan araca ait konum zaman grafiği verilmiş. Ortalama sürati nedir diye soruyor. Ortalama sürat. Şimdi bana sürati soruyorsa alınan toplam yol bölü zaman. Alınan toplam yolum buradan başladı. 5'e kadar gitti yani 10 gitti. 5 daha geri geldi. Toplam 15 metre yol aldı. Ne kadar sürede? 8 saniyede. O zaman 15 bölü 8 alınan ortalama sürat alınan toplam yol bölü zamandır arkadaşlar. 6. sorumuz. Şekilde verilen dairesel pistin A noktasında belirtilen yönlerde 10 metre bölü saniye ve 4 metre bölü saniyelik sabit süratlerle aynı anda geçen araçlar ilk kez nerede karşılaşırlar? Biz şöyle bir değer verelim kolaylık olsun diye. Şu çeyrek daireye
4 metre diyelim. O zaman bu çeyrek daireye ben 4 metre dersen, A bir saniyede buraya gelirken, B bir saniyede 4, 4, 8 şuralarda bir yerlerde olacak B. O zaman bunlar hangi arada karşılaşacaklar? Şu arada bir yerde karşılaşmış olacaklar. Yani B ile C'nin arasında bir yerde karşılaşacaklar. En kolay yolu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. Doğrusal bir yolda ilerlemekte olan aracın hızını kronometre ile takip eden bir kişinin bu araca ait çizeceği hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyor bu araç? 30 saniye boyunca hızı sabit. Bir kere hızım sabit olacak. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Hızım sabit. Ondan sonra ne yaptı? 30 saniyede ne yaptı? 15 metre yol gitti. 15 metre bölü saniyeye yükseltti hızını. Yani 5 artırdı. Bir 30 saniye sonra daha 5 daha artırdı. O zaman baktığımızda ne oldu? A seçeneği doğrudur diyebilir miyiz? Deriz. 8. sorumuz. Duruştan harekete geçen bir araç 5 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket etmekte. Bu ne demek? Her saniyede hızını 5 artırıyor demek arkadaşlar. 3. saniyede, şimdi başlangıçta duruyordu. 1. saniyede 5 artırdı, 5 oldu. 2. saniyede 5 daha artırdı, 10 oldu. 3. saniyede 5 daha artırdı. Hızım ne oldu? 15 oldu diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz. Şekilde doğrusal bir yolda ilerlemekte olan araca ait hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? 0-2 saniye aralığında araç yavaşlamaktadır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hız zaman grafiğinde zaman eksenine doğru yaklaşıyorsa benim grafiğim yavaşlıyor. Zaman ekseninden uzaklaşıyorsa hızlanıyor. 0-2'de zaman eksenine yaklaşmış mı? Evet, o zaman hızlandı, yavaşladı. 2-3 saniye aralığında araç yavaşlamaktadır diyor. Hayır, zaman ekseninden uzaklaşıyor. Hızlanmaktadır olacaktı, yanlış. Araç hareketi boyunca yön değiştirmemiştir. Hayır, zaman eksenini kestiği yerde yön değiştiriyor. Yani burada da 2. saniyede yön değiştirmiştir. Yanlış 3. öncülümüz. Yani cevabımız A seçeneğidir. 10. sorumuz. Araç hızını 2 saniyede 10 metre bölü saniyeden 20 metre bölü saniyeye çıkartıyor. Ha, ilk hızım neymiş arkadaşlar? 10. İlk hızım 10. 10'la başlayacağım o zaman. Gitti, gitti. Sonra hızımı 20'ye çıkaracağım. 20'ye çıkarmışım, 20'ye çıkarmışım. Evet. 5 saniyede sabit süratle gitmişim. 5 saniye boyunca sabit süratle gideceğim. Yani 2'den 5 daha ekledim. 7 saniye olacak. Toplam 7 saniye gitti. Yani cevabım D seçeneği olacak. Bu zaten sabit süratle gitmemiş. Bu da 3 saniye sabit süratle gitmiş. Yani cevabım D seçeneği doğru olmuş oldu. 11. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Şekil 1'de doğrusal bir yolda ilerlemekte olan araca ait konum zaman grafiği verilmiş. Aracın bu sürede ilerlediği yol şekil 2'de verildiğine göre 2. saniyede araç L noktasındadır. Şimdi 2. saniyede araç ne kadar yol gitmiş? Dikkat edin, konum zaman grafiği. Konum zaman grafiği olduğu için direkt grafikteki sayıyı alıyorum. Yani 20 metre yol gitmiş. Adam pozitif yönde 20 metre gittiğinde nereye geldi? L noktasına geldi. Doğru. 6. saniyede araç P noktasındadır. Şimdi bakıyorum 2 ile 4. saniyeler arasında duruyor. Sonra 20 daha pozitif yönde gidiyor. 20 daha pozitif yönde gittiğinde araç P noktasında değil, N noktasında olması gerekiyordu. Yanlış. 2 ve 4. saniyeler arasında araç L noktasında beklemektedir. Evet. L noktasında durgun çünkü arkadaşlar. 3. öncülde doğru. Yani doğru cevabımız 3'te doğru. 1 ve 3 olan D seçeneği bizim doğru cevabımız olmakta. Evet arkadaşlar, hareket testlerini böylece bitirmiş olduk. Sonraki testimiz kuvvet ve Newton hareket kanunları olacak. Orada görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.